Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine benim ve tek bağlantılı kanalım yeni bir videosu daha karşınızda. Öncelikle bir izlemeyi. Bugün burada görmüş olduğunuz plana 5402 mobil vantilatörü inceleyeceğiz. Bunu yine Ahiz bir marketten almışım. Şöyle gördüğünüz üzere. Burası Androidler için, burası iOS'lar için, yani iPhone'lar için. Burada bile gördüğünüz üzere de yazıyor. Android arka tarafı içeriyecek olsa burada barkod ve diğer türlü şeyler var. Böyle. Tabi hava çok sıcak oluyor, çok işe yarar bir şey. Yine dıştan falan bakılınca böyle biraz sonra size dijital kumpas ile ölçülerini göstereceğim. Şimdi ambalajı maket bıçağıyla şöyle direkt açacağım. Sert bıçağımız bu biraz. Neyse arkadaşlar, ufak kaza yaşadı, kusura bakmayın, elim tripoda çarptı. Şimdi şöyle açmaya devam ediyorum. Lastik sert, biraz maket bıçağını zorladım. Şimdi bunu buradan çıkardım ve ürün elime geldi direkt. Ürünü aldım. Ürünün böyle bir yapısı var gördüğünüz üzere. Pervane şu yöne sağa doğru dönmesi lazım yani. Bu yönden bakınca şuradan takıldığı zaman görüyorsunuz, burası bizim Android'ın, burası da iOS'lar için. Bunu şöyle takacak olursak da şu şekilde şöyle içine oturacağız ve iOS telefonlara takmış olacağız şu gördüğünüz noktayı ve buradan dönmeye başlayacağım. Arkadaşlar şimdi gene test edeceğim. Kusura bakmayın, telefonla göstermek istedim ama şu an telefonla kayıtlı olduğum için tablet ile göstereceğim. Şunu şuradan çıkartayım. Tabletimi şuradan şöyle getireyim. Alcatel marka bir tabletim vardı. Buradan bu tabletten video editlerimi falan da yapıyorum. Şuradan şöyle takayım. Soket girişine, pardon, ters oldu burası. Gördüğünüzde soket girişi üstte ama bunun şöyle ters takıldığı için o biraz sıkıntı. Neyse çalışmadı bu arkadaş, bir sıkıntı var sanırım. Neden çalışmadı ya? Ya bir de powerbank var. Powerbank'lere deneyeyim bakayım şurada. Burada gördüğünüz üzere bir sıkıntı mı var acaba ya? Çalışacağı yok mu? Neyse arkadaşlar, başka bir telefon bulayım ben. Neyse arkadaşlar, telefona gerek kalmadı. Sıkıntıyı çözdüm. Sıkıntı, ekran açma tuşuna bir defa basmam gerekmiş. Vantilatörü taktıktan sonra şöyle kamerada basın, şöyle bir takayım vantilatörü. Bir işimde aksi gitme sonucu oldu. Şimdi şuradan bir defa az kalsın tripodları, şuraya bir defa basıyorum ve görüyorsunuz. Elimi tutuyorum ve iyice buraya hava geliyor şu an. Videoda bir sıkıntı yaşandı, çok güzel oldu. Şimdi ben şöyle bir powerbank de deneyeceğim tekrardan. Yani sanırım powerbank de olmuyor. Şimdi arkadaşlar kumpas ile şöyle ölçülerine geçelim. Şimdi ölçümleri yapalım yavaştan. Bunda bu kumpas yine ağız vermişim. Şu sağ üst tarafa, yani şu sağ üst tarafa bir kart vermişim. Şuradan yine bir açayım şöyle. Görüyorsunuz pervanenin şöyle en dış çapı böyle ve inceliğini şöyle bir ölçelim, 1,8 gösterdi. Ardından şu dip kısmından bir ölçelim, 11,6 gösterdi. Şöyle pervanenin orta kısmını, şöyle orta kısmının çapını ölçelim, üzerine 13,5. Yani ve şöyle genel uzunluğu şöyle bir alacak olursak ise, gör, bir dakika tam ayarlayayım. Ve gördüğünüz üzere 86,9 değeri çıkıyor. Şimdi şu arka tarafı bir şöyle ölçelim. 14,9 burası. Ve şu şey kısmını bir ölçelim. Burada kılıfın içine oturması bir kısım var. 9,3 şöyle de alacak olursak 5,5 ve diğer iOS kısmını da şöyle bir ölçelim. 5,5 burası. Çevirsek de 9,2 olmuş oluyor.
Ve bir de şöyle bir uzunluk alalım. ...36.8 yapıyor. Şöyle mesela uzunluk yapalım. Sırf merak edenler için şöyle detaylı olarak iyice bir ölçümler yapayım ki. 24.6. Şimdi arkadaşlar böyle bir üstten bir peçeteyi parçalayalım ve vantilatörün güç testine geçelim. Kumpas şöyle kapatayım yan tarafı alayım. Şimdi peçeteyi şöyle ufak ufak parçalayacağım. Bu arada siz uzamasın diye videoyu durduracağım. Arkadaşlar videoyu kaldığımız yerden tekrardan devam edelim. Şimdi peçeteleri uçurma deneyine gelmiş. Yani üfüttürebilir. Şimdi şuradan şarj giriş soketine takıyorum. İşte bazı ekran, tabletin ekrana bazı kötü görüntüler yansıyor. Onun için kusura bakmayın. Kötü görüntüler dedim yani. Diğer şeyler. Şimdi arkadaşlar üflemeye başladım. Mesela tutuyorum. Bakın görüyorsunuz. Öte kaldırayım bunu. Dur biraz yukarı dursun. Tekrardan göstereceğim. Gördüğünüz üzere tek kelimeyle muhteşem. Arkadaşlar şöyle bir deney daha yapalım. Pervaneyi elimizde durdurabilecek miyiz? Bak şimdi ilk başta ortaya değdiririm. Bak durdu. Hiç yani acıtmıyor. Ağrıtmıyor. Şu an bak görüyorsun. Hiç zorlama falan da yok. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani eğer elinizi değdirirseniz falan. Yani güzel serinletici falan. Böyle yüzüne falan tuttuğun zaman da iyi güzel serinletiyor. Çok iyi bir şey. Çok beğendim. Yalnız Type-C cihazlar için uyumlu değildir. Onu söyleyeyim tekrardan. Gördüğünüz gibi sadece iOS ve Android'ler için uyumludur bu pervane. Yani arkadaşlar bunu çok beğendim diyebilirim. Kullanışlı bir şey. Özellikle dışarılarda klimanın olmadığı yerde falan tarafına takarak güzel iyi kullanabilirsiniz yani. Bir daha tekrardan göstereceğim olursam. Yani bunu da böyle takınca gösterdiğim gibi daha uzun oluyordu. Bu şekilde oluyor. Bunu takıp da böyle kullanılması istenir. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Nasıl? Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.